Herkese merhabalar. Tonguç Akademi'de birlikteyiz. Bugünkü konumuz bilimsel yöntem olacak. Bilimsel yöntem basamaklarından bahsedeceğiz. Bilimsel bir çalışma yapılırken hangi sıranın izlenmesi gerektiğini bugünkü dersimizde anlatacağız gençler. Böylelikle aslında hücre ünitesinin de sonuna gelmiş oluyoruz. Hemen ödevlerinizi de vereyim. Ondan sonra konu anlatımına geçeyim. Dediğim gibi bu aslında hücre ünitesinin son konusu. Bu konuyu da anlattığımız zaman hücre ünitesi ile ilgili ünite testlerine, ÖSYM benzeri testleri hepsini çözüyorsunuz. Sayfa 113'e kadar yapmadığınız hiçbir kısım kalmıyor 9 dinamodan. Bir sonraki dersimizde de 3. ünitemiz olan canlılar dünyası ünitesine geçiş yapacağız. Bilimsel yöntem için hazırsanız yazsın arkanıza başlıyoruz. Şimdi bugünkü dersimizde öncelikli olarak bilimsel yöntemin ne olduğundan bahsedeceğiz. Bilimsel yöntem basamaklarını anlatacağız. Biyoloji laboratuvarında kullanılan malzemeleri ve bu malzemelerin görevlerini de yine bugünkü dersimizde vereceğiz gençler. Kullanım alanlarına ve faydalarına bakacak olursak da bilimsel yöntem basamakları, bilimsel çalışma dediğimiz şey sadece biyoloji için geçerli değil. Aslında bizim bu anlattığımız basamaklar ve yöntemler tüm birimlerde kullanılabilecek yani matematikle ilgili bir çalışma yaparken de fizikle ilgili de ziraatle ilgili bir çalışma yaparken de bu basamaklar ana hatlarıyla kullanılır. Yani çalışma yapılırken takip edilen hatları öğrenmiş olacağız. Ben ödevlerinizi zaten söyledim size bilimsel yöntem ne demek? Belirli bir konuyu bilme isteği ile yola çıkıp çeşitli yöntemler kullanarak sistematik gerçeğe dayalı, düzenli ve tutarlı bilgi ed elde edilmesini sağlayan entelektüel ve pratik disiplinler bütününe bilimsel yöntem ismini veriyoruz. Bilimsel bilgiye ulaşabilmek için de tüm'e varım ve tümden gelim kavramlarından yararlanıyoruz bilim ile uğraşan kişilere de bilim insanı ismini vereceğiz. bilim insanları problemi çözmek için tabii ki birbirinden farklı yöntemler kullanabilecekler ama genel hatlarıyla dediğim gibi yöntemler bellidir. Bilim insanlarının sahip olması gereken bazı özellikler de var. Yani bilimsel bir çalışma yapılıyorsa o kişinin tabii ki meraklı olması gerekiyor. Meraksız olan bir kişi ya bu nasıl oluyor acaba bu nasıl hareket ediyor? Ya ben bunu çözebilir miyim? Bunun tedavisine bu kullanılabilir mi? gibi duyguları, düşünceleri olmayan bir kişinin bilimsel çalışmalarda ilerlemesi tabii ki çok zor. Aynı zamanda yaratıcı, yani yeniliklere açık, yeni fikirler bulabilecek bir kişi olması gerekiyor. Etrafını çok iyi takip edebilmeli, iyi bir gözlemci olabilmeli. Düşünerek yeni fikirler üretebilmeli. Şüpheci olmalı, sorular sormalı. He, bunun sebebi budur diyene hemen inanmamalı. Dur ben de bir bakayım, dur ben de o deneyi tekrar edeyim, dur ben de araştırma yapayım, dur ben de sayayım demeli. Şüpheci yaklaşmalı ve sorular sormalı. Düzenli ve sistemli bir şekilde çalışma yapması da gerekiyor. Diğer bilim insanlarıyla da işbirliğine açık olmalı. Yani sen bir bilimsel çalışma yaptın. Bu çalışmayla ilgili çeşitli sonuçlara vardın ama sen bir tek sen biliyorsun. Senden başka bilen yok. O zaman bu işe yaramaz tabii ki. Modern bilimsel araştırmaların temelini bilimsel yöntem oluşturuyor gençler. Bilimsel yönteme de baktığımız zaman gözlem ile mantığı birleştiren bir sorgulama sürecinden bahsediyoruz. Gözlemler kişilerin zihninde yeni soruların oluşmasında tabii ki sağlıyor. Bilim insanları ise bu soruları cevaplayabilmek için sistemli ve düzenli çalışmalar yapmak zorundalar. Bilimsel araştırmalarda izlenilen yöntem basamaklarına da tabii ki bilimsel yöntem basamakları ismi verilir. Bilimsel yöntem basamaklarını sıralayacak olursak ilk olarak tabii ki gözlemlerin yapılması ve verilerin toplanması gerekiyor. Gözlemleri yaptım, verileri topladım. Hop ne yapacağım? Problemleri tespit edeceğim. Problemleri tespit ettikten sonra hipotez oluşturulacak. Hipotezimiz de dağlı olarak, hipotezimize dayalı olarak, bağlı olarak tabii ki tahminler yapmamız gerekiyor. Tahminlerimizde yaptık, kontrollü deneylerin tasarlanarak uygulanması ve sonuçların değerlendirilmesi gerekiyor. Sonuçları değerlendirirken iki şey karşımıza çıkabilir. Birincisi Bulduğumuz sonuçlar bizim hipotezimizi destekliyor olabilir. Destekliyor ise deneylerimiz tekrarlanacak, biz gideceğiz konferanslara, makaleler yazacağız diyeceğiz ki bilimsel çalışma yaptım, şu 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 sonucu buldum. Diğer bilim insanları da aynı çalışmaları yapacaklar. Onlar da doğrudur derse benim yaptığım çalışma, benim kurduğum hipotez gerçek halini alacak. Ama ikinci bir alternatif var benim yaptığım çalışma, kontrollü deneyler hipotezimi desteklemeyebilir. Eğer desteklemezse tekrardan problemi tespit etmeme gerek yok. Hipotezimi tekrardan oluşturacağım diyeceğim ki Hı, bu değilmiş de buymuş diyeceğim gençler. Öncelikli olarak bir tane örnek üstünden gidiyorum. Mesela etrafıma gözlem yaptım işte insanlar rahatsızlanıyorlar buna bağlı olarak vefat ediyorlar. Bir problem var ortada dedim kanserinde problem olduğunu tespit ettim. Sonra hipotez oluşturacağım. Diyeceğim ki kanserin sebebi e, hücre zarının bozulmasıdır. Hipotez dediğimiz şey bizim probleme dayalı ortaya çıkarttığımız geçici çözüm yollarıdır. Benim geçici çözüm yolum kanserin sebebinin hücre zarı olmasıydı. Sonra tahmin yapacağız. Tahminlerde eğerle başlar, iseyle devam eder, dırla biter. Eğer kanserin sebebi hücre zarının bozulması ise tüm kanserli hastalarda hücre zarı bozuk olmalıdır gibi uzun bir tahmin cümlesinde bulundum. Kontrollü deney yapmaya başlayacağım. Keşke olsa da. E, ...versek ama diyelim ki... ...elimizde hücre zarını tedavi edecek... ...bir ilaç var... İki gruba ayıracağım hasta kişileri... ...bir gruba ilacı vereceğim... ...bir gruba ilaç vermeyeceğim... ...baktım ilacı verdiklerim iyileşti... ...vermediklerim hasta... Ha, ...o zaman benim yaptığım çalışma... ...kontrollü deney hipotezimi destekledi... ...bilim camiasına gideceğim... İşte kanserli hastalara hücre zarını... ...tamir edici ilaç verin diyeceğim... ...onlar da verecekler, bakacaklar, deneyecekler... ...gerçek halini alacak... Ama baktım, iki gruba vermiştim ya. Daha doğrusu bir gruba ilaç vermiştim, diğer gruba vermemiştim ya. İkisinin arası herhangi bir fark olmadı. İkisi de hasta. O zaman he benim hipotezim yanlış. Gideceğim, diyeceğim ki atıyorum hücre e, kanserin sebebi protein sentezinin bozulmasıdır gibi başka bir hipotez ortaya atmam gerekiyor. Burada gözlemlerle bir başlamış olalım. Gözlemler yapıyorduk problemi tespit etmeden önce gözlemlere dayalı elde ettiğimiz bilgi birikimine de veri ismini vereceğiz zaten. Bir konu ile ilgili duyu organları veya ölçme araçları kullanılarak yapılan veri toplama sürecine gözlem ismini veriyoruz. Özel bir konu ile ilgili kayda alınmış bilgilere de veri ismini veriyoruz unutmayın bilimsel bir problem araştırmacının belirli bir durum veya olaya ilişkin yaptığı gözlemler ve topladığı veriler sayesinde kendini rahatsız eden durumu net bir şekilde tanımlamasıdır veri toplama bilimsel sürecin her aşamasında gerçekleştirilebilir gençler Gözlemin iki türlüsü var. Bunlardan birincisi nitel gözlem, diğeri ise nicel gözlem adını verdiğimiz gözlemdir. Nitel gözlemlere bakacak olursak ölçme araçları kullanmadan sadece duyu organlarını kullanarak yaptığımız gözlemlere nitel gözlem ismini veriyoruz. Ölçme aracı kullanmadın. Sadece duyu organlarını kullandın ya özel, sana özneldir kesin sonuçlar içermez kişiden kişiye değişir mesela örnek olarak hava çok soğuk dedik ya hocam nesi soğuk işte bugün hava güzel diyebilir misin? Evet ya da başka biri. Ya hocam ne güzeli bugün hava sıcak ya soğuk falan değil diyebilir misin? Evet. Sana soğuk gelen bana sıcak gelebilir. Sana ılık gelen bana soğuk gelebilir. Veya seninle birlikte işte bir tüpe bakıyoruz içindeki sıvıya. Ben diyorum ki ya tüpün içindeki sıvı mavi. Sen de diyebilirsin ki ya hocam mavi değil sanki yeşile çalıyor bu sıvı yeşil. Ölçme aleti kullanmadık sadece duyu organlarımızı kullanarak yaptık ya o yüzden kişiden kişiye nitel gözlem değişebiliyor sana bana ona buna göre değiştiyse nitel gözlem. Nicel gözlemler ise sana bana ona buna göre değişmiyor. Herkes için aynı neden? Ölçme aletleri kullanarak yapıyorsun. Ben sana hava soğuk dediğimde sen karşıma çıkıp ne soğuğu hocam aslında hava sıcak diyebiliyorsun. Ama ben sana hava eksi 5 santigrat derece dediğimde ya hocam deyip isyan edemiyorsun. Çünkü eksi 5 santigrat derecede her yerde ölçme aleti kullanılarak yapılmış. Herkes için aynı değer geçerlidir. Ölçme araçları kullanılarak yapılır ve sonuçları sayısal olarak ifade edilir. Tabii ki nicel gözlemler daha güvenilirdir, nesneldir, sonuçları da kesindir gençler. Her rakam gördüğüne de nicel gözlem diye yapıştırma. Mesela sayfa 2 karış dediğim zaman 2 rakamını kullanıyorum ama karış sana göre bana göre değişir benim ellerim büyük karışımda haliyle büyük oluyor adımım haliyle büyük oluyor kulacım haliyle büyük oluyor. Kulaç adım karış gibi kavramlar rakam görsen bile kişiden kişiye değişen kavramlardır. Problem belirlendikten sonra hipotez olarak adlandırılan tabii ki probleme ilişkin geçici bir çözüm önerisi ortaya atıyoruz. Geçici çözüm yoluna baktığımız zaman gözlem ve verilere dayanan, sınanabilen ve sorgulanabilen önermelerden bahsediyoruz. İyi bir hipoteze baktığımız zaman da tabii ki tüm verileri kapsamalı, sorularda çıkar. Yeni verilere açık olmalı, denenebilir olmalı. Sen bir hipotez ortaya attın. Dedin ki bunun sebebi budur. E bununla ilgili hiç çalışma yapılamıyor. Kontrollü deney yapılamıyor. Tahminde bulunulamıyor. O zaman yapılanın bir anlamı yok ki. Hipotezlerden tahmin adı verilen mantıklı sonuçlar çıkarılır. Hipotezler sonraki aşamada gözlem ve deneylerle tabii ki test edilir. Deneylerde gözlemlerden farklı olarak koşullar tabii ki değiştirilebiliyor. Bilimsel çalışmalarda genellikle kontrollü deney dediğimiz deneyler tercih ediliyor. Kontrollü deneylere bakacak olursak da sen bir deneysel çalışma yapıyorsun. Tüm parametreleri sabit tutuyorsun. Sadece bir tane değişkenin oluyor. Mesela saksılara bitkileri ektin. Hepsini aynı sıcaklıkta tutuyorsun. Aynı miktarda su veriyorsun. Aynı miktarda mineral madde veriyorsun. Sadece Güneş ışığını verme şiddetini değiştiriyorsun ya da verdiğin ışığın rengini değiştiriyorsun. Tek bir parametre değiştiriyorsun. Kalan hepsi sabit kalıyor. Böylelikle ölçüm yapabiliyorsun. Kontrollü deneyde deney grubunda test edilecek faktör değiştirilirken Kontrol grubunda tüm şartlar sabit tutulur. Deney sonucunda iki gruptan elde edilen veriler tabii ki birbiriyle karşılaştırılır. Deneyde etkisi araştırılan değişkene bağımsız değişken, bağımsız değişkene bağlı olarak değişen değişkene ise bağımlı değişken denir. Böyle söyleyince tekerleme gibi olduğunu biliyorum gençler ama örnek üstünden anlatacağım size daha da güzel otursun diye. Şimdi burada bir kontrollü deney yapmışlar. Bakıyorum ışık vermiş, ışık vermiş. Nemli toprak vermiş, nemli toprak vermiş. Kontrol grubu, deney grubu olarak bunları etkilemiş. Bakıyorum arasındaki fark ne? Arasındaki tek fark sıcaklık. Nemli, nemli, ışık, ışık, su her şey aynı. Yani sıcaklık değerini farklı tutmuş. Bunu eksi 5 derecede bu tutmuş. Pardon. 5 derecede tutmuş, bunu 30 derecede tutmuş. O zaman bu deneyde etkisi araştırılan ne? Sıcaklığın bitki gelişimi üzerine etkisi. Bağımsız değişkenimiz tabii ki sıcaklık. Çünkü senin değiştirdiğin şey o. Sıcaklığa bağlı olarak bu bitki az gelişmiş, bu bitki daha iyi gelişmiş. 30 santigrat derece daha uygunmuş. E sıcaklığa bağlı olarak yani bağımsız değişkene bağlı olarak değişen şey ne? Bitkinin gelişim durumu. Ona da bağımlı değişken diyeceğiz. Çünkü senin değiştirdiğin o parametreye, bağımsız değişkene bağlı olarak farklı oluyor. Gözlem ve kontrollü deneylerin sonuçları bilim insanları tarafından değerlendirilir ve yorumlanır. Veriler hipotezi destekliyorsa deneyler tekrarlanır ve elde edilen sonuçlar diğer bilim insanlarıyla paylaşılır. Diğer bilim insanları da aynı sonuçlara ulaşıyorsa hipotezimiz ne halini alacak gençler? Gerçek halini almış olacak. Gerçek dediğimiz şey de herkes tarafından doğruluğu kabul edilen ve aynı şartlarda aynı sonuçlara ulaşılan tabii ki gözlemlerdir. Ne yapacaktık? Sonuçlar hipotezi desteklemiyor ise hipotezimizi terk edeceğiz. Yeni bir hipotez kuracaktık. Tekrardan gözlem yapmamıza, problemi tespit etmemize gerek yoktu. Biyoloji laboratuvarında kullanılan temel araç ve gereçleri de şöyle bir kısaca göstereceğim. Bunlardan birincisi tabii ki mikroskoptur. Küçük cisimlerin büyütülmesini yarıyor. Mikroskopta kullandığımız camlarımız lam lamellerdi. Aynı zamanda petri kapları, deney tüpleri laboratuvarda çok sık kullanılan aletlerdir. Beher Glass, Cam Balon, Erlen Mayer ve dereceli silindir de yine biyoloji laboratuvarında kullanılan araç gereçlere örnek oluyor. Pipet, havan, bistüri, büret, balon joje, termometre, ispirto ocağı ve sac dediğimiz malzemeler de yine laboratuvarlarda kullanılacak. Birkaç tane soru çözüp bitiriyorum. Çocuklar erken yaşlarda çok fazla çikolata, şeker tüketirse dişleri daha çabuk çürür diyen bir bilim insanı bu hipotezi ile ilgili kontrollü deneyler yapacak. Aynı yaştaki çocukları iki gruba ayırıyor bir grupta bulunan çocukların çok fazla çikolata şeker yemesini sağlıyor. Bir grup ne yapmış fazla çikolata yemiş. Diğer gruptakilerin ise şeker ve çikolata yememesini sağlayarak diş gelişimlerini karşılaştırmış. E baktığın zaman senin değiştirdiğin şey ne? Çikolata ve şeker miktarı değil mi? Bir gruba çikolata ve şeker verdin, diğer gruba vermedin. Yani bağımsız değişken dediğin şey çikolata ve şekerdir gençler. Verdiğin çikolata ve şeker miktarına bakarak çocukların nesini takip edeceksin? Diş <laughs> gelişimini takip edeceksin. Diş gelişimi de tabii ki bağımlı değişken olacak. Kontrollü deneylerindeki durumlarından hangileri doğrudur dediğinde cevabımız 1 ve 2 oldu. Geldim diğer bir soruma. Bir öğrenci bilimsel bir çalışma yapmak amacı ile numaralandırılmış 3 adet özdeş bitkiden birinciye ne vermiş? Güneş ışığı, ikinciye mor ışık, üçüncüye yeşil ışık vermiş ne yapmış? İpsini aynı sıcaklıkta tutmuş, hepsini aynı yapıdaki toprakta tutmuş. Buna göre yargılarından hangilerine ulaşılabilir diyor? Bağımsız değişken ışığın dalga boyudur. Bağımsız değişken senin değiştirdiğin şey değil miydi? Evet. Güneş ışığı, mor ışık, yeşil ışık. Yani ışığın dalga boyu tabii ki bağımsız değişken olacak. 3 numaralı bitki deney grubunu oluşturmaktadır. Baktığın zaman buna güneş ışığı, buna da morla yeşil ışığı vermiş. Yani bizim kontrol gruplarımız ve deney gruplarımız var diye. Bir şeyi değiştirmeden normal bıraktığı kontrol grubudur. Parametreleri değiştirerek verdikleri ise deney grubu dediğimiz gruplardır. 3 numaralı bitki tabii ki deney grubunu oluşturmuş. Bağımlı değişken fotosentez hızıdır. Evet, gönderdiğim ışığa bağlı olarak fotosentez hızında değişme meydana gelecek. Bağımsız değişkene bağlı olarak değişen değişkene de bağımlı değişken ismini veriyorduk. O yüzden de cevabımız 1 2 ve 3 şeklinde oldu. Geldim diğer bir soruma. Nitel ve nicel gözlemlerle ilgili hangisi ortaktır diyor? Özneldir öznel olan hangisiydi? Duyu organlarıyla yapılan nitel gözlem dediğimiz gözlemdi. Nitel de olsa, nicel de olsa sonuçta ikisinde de çeşitli veriler elde etmiş oluyorsun. Sonuçlar kesindir. Sana, bana, ona, buna göre değişmeyen şeyin sonuçları nicel gözlemler sonucu elde edilmiştir. Hata payı düşük olan tabii ki bizim için ölçme aletleri kullanılan nicel gözlemlerdir. Ölçme araç gereçleri kullanılır dediği de yine nicel gözlemlere Örnektir. İkisinde de veri toplama işini gerçekleştirmiş oluyorum. Bütün bitki hücreleri fotosentez yapar hipotezini kuran bir bilim insanı. Bazı bitki hücrelerinin fotosentez yapmadığını tespit ediyor. He, ne demiş? Bütün bitki hücreleri fotosentez yapar hipotezini kurmuş. Sonra hipotezini ne yapması lazım? yaptığı çalışma desteklemiyorsa değiştirmesi lazım. Yani hipotezini değiştirip yeni bir hipotez oluşturmalı. Cevabımız da E'ye düştü. Yeniden veriler toplamasına gerek yok. Hipoteze dayalı tahminde niye bulunsun zaten? Bu hipotezde sıkıntı var. Kontrollü deneylere geçmeyecek. Nicel gözlemler yapmasına da tabii ki gerek yoktur. Buradan da devam edelim. Bize neyi sormuş? Bilim insanının özelliklerini sormuş. Aşağıdakilerden hangisi bilim insanının özellikleri arasında yer almaz? çalışkandır, disiplinlidir, meraklıdır, sabit fikirlidir, kararlıdır. Sabit fikirli olsa bunun sebebi budur dese, başka bir şey altında aramayın dese çalışmalarını nasıl ilerletecek ki? Sabit fikirli değil, yeni görüşlere açık olması gerekiyor. Bilim insanının tabii ki çalışkan olması gerekiyor, sabırlı olması gerekiyor, düzenli, disiplinli olması, meraklı ve kararlı olması gerekiyor gençler? Aşağıdakilerden hangisi nicel gözleme örnek verebilir? İnsan vücudunda en fazla bulunan kas çeşidi çizgili kastır. Ali çok uzundur. Ayşe 50 kilogramdır. Çuval çok hafiftir. Enzimler düşük sıcaklıkta inaktiftir. Hangisi ölçme aleti kullanılarak yapılmış? Ayşe'nin kilosunun belirlenmesi. Ayşe 50 kilogramdır diyor. Sana göre bana göre değişebilir mi? Değişemez. Ayşe illaki 50 kilo. Ali çok uzundur. Hadi oradan. Nesi uzun hocam? Ben 2 metreden fazla insan gördüm. Onlara göre Ali kısa. Çuval çok hafif. Ya ne hafif hocam? Belim koptu. Bu çuval çok ağır diyebilirsin. Yani kişiden kişiye değişiyorsa nitel gözlem olacak. Böylelikle de dersimizin sonuna geldik. Düzenlenmiş bilgi bilgiler bilgiler topluluğuna ne ismini veriyorduk bilim ismini veriyorduk bilimle ilgili çalışmalar yapan kişilere bilim insanı ismini vereceğiz bilim insanları meraklı, yaratıcı, şüpheci, çalışkan, disiplinli ve yeni fikirlere tabii ki açık olmalıdır bilimsel çalışma yapılırken bilimsel yöntem basamakları Tabii ki izlenecek gençler. İyi bir hipotez eldeki tüm verileri kapsamalı, yeni gerçeklere de tabii ki açık olmalıdır. Hipoteze dayalı tahmin basamağında mantıklı sonuçlar çıkarılır. Bir olayı etkileyecek faktörlerden sadece birini değiştirip diğerlerinin sabit tutulması şeklinde yapılan deneylere de kontrollü deney ismi veriliyor. Deneyde etkisi araştırılan değişkene bağımsız değişken dedik. Bağımsız değişkene bağlı olarak değişen değişkene bağımlı değişken ismini verdik. Kontrollü deney sonuçları hipotezi desteklerse ve diğer bilim insanları da aynı sonuçlara ulaşırsa hipotez tabii ki gerçek haline dönüşecek. Sonuçlar hipotezi desteklemiyorsa yeni bir hipotez kurmamız gerekiyor. Böylelikle dersimizin sonuna geldik. Ödüllü soruyu gösteriyorum gençler. Ödüllü soruya cevaplarınızı aşağı yorumlar kısmına bekliyorum. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Görüşmek üzere.